Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Bu videomuzda da gümüş ons, gümüş gram, dolar TL, sterlin TL ve euro TL analizi yapacağız. Kısa kısa hemen hızlı bir şekilde hepsini anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Beni dikkatlice dinlemenizi sizden rica ediyorum. Hemen euro dolarla başlayalım arkadaşlar. Euro dolarda bizler için artık 1.11.80 kritik bir seviye oldu arkadaşlar. Yukarıda da bizim için kırmamız gereken en önemli seviye 1.13.70 seviyesi. Euro dolar 1.13.65 seviyesi üzerinde tutunmasını gerçekleştirebilirse arkadaşlar euro dolarda hedef artık 1.15'li seviyelere doğru yukarı yönlü hareketlerin devamı gelecektir şeklinde düşünmekteyim. Biliyorsunuz daha önceden de sizlere böyle bir öngörüm vardı. Euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönünde. Evet, 1.13.60 kısada arkadaşlar. 1.14.25'te orta vadede kırması gereken seviye. Euro dolar paritesi arkadaşlar eğer 1.14.80 seviyesinde yukarı yönlü kırabilirse, şuradaki direnci yukarı doğru da kırabilirse euro dolarda hareketler sertleşir ve en yakın direnç noktası 1.18 seviyesine doğru da euro dolar paritesinde hareketler görebiliriz arkadaşlar. Euro dolardaki arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla beklemeye devam. 1.14 ve 1.15 seviyelerindeki dirençler önemli. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman da yön hala paritelerde yukarı yönlü gözükmekte arkadaşlar. Hala al sinyali devam etmekte. Hemen sterlin dolara da bakalım. Evet, sterlin dolar paritesinde de simetrik bir üçgenimiz var ve bu hareketler bu simetrik üçgen içerisinde devam etmekte. Üçgenimizin üst kısmı arkadaşlar kırmamız gereken en önemli seviye 1.27 seviyesi. 1.27 seviyesi üzerinde kırılımların gelmesi halinde 1.28.50 seviyelere doğru sterlin dolar paritesi de hareket edebilir. Sterlin dolar paritesinde 1.23.6 mutlak stop yeri olarak gözükmekte. Fakat sterlinde de hala yön yukarı yönlü gözükmekte arkadaşlar. Bu simetrik üçgenin patlayacağı yöne doğru da sterlin dolar paritesi hareketlerini devam ettirecektir. Sterlin TL'ye bakalım. Sterlin TL'de beklediğimiz seviyeler vardı. Hemen onlara da bir bakalım. Evet, sterlin TL'de bir takip ettiğimiz üçgenimiz mevcuttu arkadaşlar. Bu seviyemiz hala devam etmekte. Bizler için önemli olacak bir seviye sterlin TL'de 8.68 seviyesi. Bu seviyesi üzerinde gelecek günlük kapanışlar sterlin TL'ydi arkadaşlar. 8.85-86 civarına doğru hareketlerini hızlandırabilir. Sterlindeki arkadaşlar 8.68, aşağıda da 8.64 seviyesindeki aralığı takipte kalsınlar. 8.68'in kırılmasıyla birlikte beklediğimiz hareket gerçekleşebilir. Hemen Euro TL'ye de bakalım. Euro TL'de bizler için önemli yerler. Evet, Euro TL'de de gene sterlindeki gibi hareket devam etmekte. Buradaki beklediğimiz çanak formasyonunda kırılabilmesi için 7.78 üzerinde kapanışlar gelmesi beklentimiz dahilinde. 7.80 7.78 üstünde gelecek kapanışlar 7.87'ye doğru Euro TL'yi de hareketlerini hızlandıracaktır arkadaşlar. Euro TL'de de şu an itibariyle yönümüz yukarı yönlü gözükmekte. Dolar TL'ye de bakalım. Evet, Dolar TL'de sıkışma devam etmekte arkadaşlar. Dolar TL'de 1.687 üzeri kapanış gördüğümüz anda arkadaşlar Dolar TL'de 6.98 seviyesine doğru hareketler hız kazanacaktır. Dolar TL'de de 6.87 6.98 aralığı beklentimiz dahilinde olup hareketler 6.83 6.87 aralığında sıkışmış gözükmekte. Beklentimiz olarak da
yukarı yönlü hareketlerin devamının geleceğini düşünmekteyiz. Gümüş onsta da arkadaşlar bizler için en önemli destek yerimiz 18.55'te bulunan destek seviyesi. 18.55 üzerinde durdukça gümüş onsun da 19.20 ve 19.50 seviyelerine doğru hareketlerini yukarı yönlü hızlandıracağı beklentimiz dahilinde devam etmekte. Dediğim gibi şuradaki kırılımın dışına çıkmadığımız takdirde arkadaşlar 18.55 seviyesi altına inmediğimiz takdirde gümüşte de yukarıda 19.20 ve 19.50 seviyelerindeki direnç noktaları hedef halinde beklenebilir. Gümüş grama da bakalım hemen. Gümüş gramda bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyeler? Gümüş gramda takip etmemiz gereken en önemli seviye bizden de gene gümüş ons grafiği üzerinde anlatacağım. 4.08 destek noktası. 4.08 destek noktası altında bir önemli desteğimiz de gene 4.02'de bulunuyor. 4.02 üzerinde durdukça da gümüş gramda arkadaşlar 4.24 ve 4.30 dirençleri kısadaki ana hedef halinde gözükmekte. 4.02 altına inilmedikçe de arkadaşlar gümüş gramda korkulacak bir durum yok. Yukarıda 4.24, 4.30 ve 4.05 seviyelere doğru gram gümüşte de hareketlerin hızlanabileceği yönünde öngörümüz hala devam etmekte. Evet, şimdilik analizlerimiz bunlardan ibaret. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa bir beğen atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kendilerini kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.